Hiper Zeka'dan herkese merhabalar. Babacım, Metin Hoca ben. Ne yapacağız bu videoda? Bilim, teknoloji ve toplumla ilgili bir tane yeni nesil soru çözeceğiz. Yani bir testten bahsediyorum. Bir test, bir soru değil. Ödevleri yaptınız mı? Hani ünite pekiştirme etkinlikler vardı, konuyla ilgili etkinlikler vardı, soru ödevleriniz vardı. Onları bitirdiniz mi? Süpersin, aferin sana, tebrik ederim. Biliyorum zaten senin çalışkan olduğunu, bu işi yapacağını, sorumluluklarını yerine getireceğini. Ben de bomba gibiyim. Hadi hemen böyle geçelim. Şuradaki soruları bir paramparça ederim. Ağzını burnunu kıralım sorularını. Hadi gel. Verilen bilgilerden hareketle bilimsel gelişmelerin temelinde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenebilir demiş. Aya seyahat, Jules Verne Aya Seyahat isimli eserinde uzaydan sorunsuz bir şekilde okyanusa inebilen bir aracı öngörmüştür. Bu araç günümüzde Merkür kapsülü adıyla bilinmektedir. Verne bu öngörüsünü eserinde yer verdiği sıralarda henüz uzayla ilgili bir çalışma söz konusu değildi. Verilen bilgilerden hareketle bilimsel gelişmelerin temelinde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenebilir? Bak, henüz böyle bir araç yok ama hayal etmiş, bunu tasarımını gerçekleştirmiş, bununla ilgili bir kitap yazmış. Bunun temelinde işbirliği var mıdır? Yok. Sermaye, para var mıdır? Yok. Ekonomik çıkar var mıdır? Yok. Temelinde olan tek bir kavram vardır, o da hayal gücü. Gel bakalım ikinci soruya geçelim. Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda sosyal bilimler alanında yaptığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir demiş. Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır. Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün milli varlığımızın en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunması ile mümkün olacaktır. Dil Türkçe. TÜBİTAK, Türk Tarih Kurumu, Türk İdman Cemiyetleri İttifakı. Dille bilgisi var mı? Hayır. Ama Türk Dil Kurumu'nun açılması Türkçeyi, Türk dilini zenginliklerini ortaya koymak amacıyla açılmıştır. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Belki Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nı bilmezsiniz. Bu Atatürk'ün spor alanında yapmış olduğu bir çalışmadır. Bunu da ekstra olarak söyleyelim. Üçüncü sorumuz. 6. sınıf öğrencisi Harun sosyal bilgiler dersinde bilimsel araştırma basamakları konusunu kavradıktan sonra küresel ısınmanın penguenler üzerindeki etkisi konusunda araştırma yapmaya karar vermiştir. Harun araştırması için konuyla ilgili görsel, yazılı ve sözlü kaynaklardan birçok bilgiye ulaşmıştır. Araştırmasını hazırlarken özellikle bilgiye ulaştığı tüm kaynakları ilgili detaylı kaynaklarla ilgili detaylı bilgilere yer vermiştir demiş. Şimdi burada Harun'un bir varsayımı var mı? Bir tahmini var mı? Yok. Dolayısıyla hipotezleri oluşturmamıştır. Bilimsel etiğe uygun davranmıştır. Kaynakçayı belirtiyorsan, yararlandığın kaynakları kaynakça bölümünde belirtiyorsan bilimsel etik kavramıdır, bu doğrudur. Araştırma yapacağı konuyu belirlediğine. Ne demiş? Küresel ısınmanın penguenler üzerindeki etkisi. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Onun için 1. öncülü tıst dedik. D'ye tıst dedik. Doğru cevap C seçeneği 2-3 olacaktır. Gel 4. soruya. 3 tane bilgi verilmiş bize. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılabilir? Al bakalım taktik sana. Ulaşılabilir. Aldığın yuvarlak içerisine ünlem koydun ki olumlu mu olumsuz mu hiç aklından çıkmasın. Japon otomobil üreticisi arıların uçarken diğer böceklerle çarpışmasını engelleyen 300 derece görüş açısına sahip son derece karmaşık bir yapısı olan gözlerinden esinlenerek çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji geliştirdi. İngiliz bilim insanları ilk kez bir nesneyi tam olarak görünmez hale getirdi. Yok artık, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diyorum. Fransız bilim insanları ikiye kesilse bile kendini onarabilen bir materyal geliştirdiler. Demek ki bak burada Japon, İngiliz, Fransız farklı devletlerin bilimsel çalışmalar yaptığını söyleyebilir miyiz? Evet. Teknolojinin ilerleme halinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Bak burada farklı teknolojik icatlar var. Onun için ikinci öncü de doğru diyebiliriz. Bilimsel faaliyetler Avrupa ile sınırlı kaldığına. Yanlıştır. Avrupa ile sınırlı değildir. Japonya Avrupa ülkesi mi? Hayır. Asya ülkesidir. Dolayısıyla üçüncü öncü dedin. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Gel bakalım 5. soruya. Bu bilgiler doğrultusunda bandrol uygulamasının amaçları arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Aldık yuvarlak içine soru kökünün sorunu, iki ünlem koyduk paragrafı okumamıza gerek var mı? Var. Şimdi bandrol fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltmalarını ve taklit edilmesinin önlenmesi amacıyla demiş. Eğer sorunun sonuna geldiğinde öncüllerle ilişkilendiremiyorsan her noktalama işaretinden sonra bir öncülleri bir oku. Ben okuyayım. Eser sahiplerinin haklarını korumak. Taklit edilmesini önlemek demiş. Doğrudur. Taklit edilmesini önlemek korsan faaliyetleri önlemek amacına gelir mi? Evet. Son yorumu da yapabilirim de. Paragrafı okuyalım yine de.
Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini ifade etmektedir bandrol. Sinema ve müzik eserleri bilgisayar ve oyunlar ile süreli olmayan yayınlar için bandrol uygulaması zorunludur. Bak, taklit edilmesini önlemeye çalışıyorsan ayrıca fikir hırsızlığına engel olmak da istiyorsundur. Dolayısıyla D seçeneği 1, 2, 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Yani eğer sen unutuyorsan sorunun ortasında hangi öncülerle ilgili olduğunu, yapacağın tek bir şey var. Her noktadan sonra bir öncülere bir göz at. Daha kolay olur. Parça parça gitmiş olursun. 6. soru. Ders çalışma süresi düştükçe başarı oranında düşebilir. Sosyal bilgiler dersinde araştırma ödevi alan Esra yukarıdaki ifadeyi kullanmıştır. Bu da bize bilimsel araştırma basamağını vermiş. Buna göre Esra'nın bilimsel araştırmanın hangi basamağında olduğunu söylenebilir. Çok güzel bir soru. Ellerime sağlık. Ellerine sağlık. Hadi dur Makut da, bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Hadi gel. Şimdi bak, burada bir neyde bulunmuş? Varsayımda bulunmuş. Ders çalışma süresi düştükçe başarı oranında düşebilir. Bu bir varsayım. Bu bir hipotezdir. Dolayısıyla biz Esra'nın, Esra mıydı? Evet. Esra'nın ikinci basamakta hipotezleri test ettiğini söyleyebiliriz. Verilen gazete haberiyle aşağıdaki sosyal medyalarından hangisi ilişkilendirilebilir? Bakalım. Amazon ormanlarında 12.500 yıllık iyi korunmuş çizimler bulundu. Kim bulmuştur? Bak geliyorum. Bilim insanları bulmuş. Kim bu bilim insanları? Hemen cevap vereyim mi size? Arkeologlar. Kim kazı yapar? Arkeologlar yapar. Bir de defineciler yapar. Ama definecilik diye bir bilim dalı yok. Şimdi arkeologlar kazmış, bulmuş, araştırmış. Ama yine de bakalım. 12.500 yıl öncesi çizildiği tahmin ettikleri resimler için bu çizimler antik zamanların Sistine Şapeli kadar değerli yorumunu yaptılar. İngiliz ve Kolombiyalı bilim insanlarından oluşan ekip son yılların en heyecan verici iddialarından birini ortaya attı. Amazon ormanında çok iyi durumda olan ve çok iyi korunmuş duvar çizimleri ve işaretlerini keşfettiklerini duyurdu. Kolombiya'nın sınırında bulunan alandaki bir yamacın altına çizilen resimlerde insan ve hayvan figürleri dikkat çekerken bu çizimlerin dünya tarihindeki en kapsamlı çizimler olduğu belirtildi. Bilim insanları buz devrinde yaşamış birçok canlının tasvir edildiğini açıklarken bu kadar büyük ölçekli bir çizim serisini nesiller boyunca incelemek gerekecek. Bu çizimler bize kayıp ve antik bir medeniyetin izlerini gösteriyor. Burada kazı yapmışlar abicim. Kazı bilimi. Yani kazı bilimi değildir. Kazı yöntemini kim kullanıyor? Arkeoloji. Psikoloji insan davranışını inceler. Hukuk kurallarını, yasaları inceler. Sosyoloji toplumları inceler. 8. sorumuz. İnsanın doğal çevreyle ilişkisini ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki ilişkiyi neden sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. Dünya ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu değildir? Annem çok kolay bir konu. Bir cevap ver bakalım. Sen videoyu durdurmuşsundur ben çözerken. Kendin cevap vermişsindir. Şimdi durdur bakalım videoyu, cevapla. Ha, tekrardan buradayım. Kendimi zoomladım. Tekrardan buradayım. Şimdi bakalım. Yer şekilleri coğrafyanın konusu mu? Evet. Nüfusun dağılışı coğrafyanın konusu mu? Evet. Bitki örtüsü coğrafyanın konusu mu? Evet. Turizm coğrafyanın konusu mu? Evet. Ama yönetim şekilleri hangi bilim dalının konusu? Bravo sana. Hukuk. Sosyal bilimler dallarından hukukun konusudur. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şimdi babacığım ne yapacaksın sen? Sen yeni üniteye hazırlanacaksın. Ve yeni üniteye hazırlanmadan önce sana burada yeni nesil test ödevi veriyorum. Kaç soru? Bakalım hemen şuraya. 7 soru ödevim var. Kolaydır, zor değildir. Seninle yaptığım gibi yap. Soru köküne oku. Yuvarlak içerisine al şöyle. Ünlemini koy. Önce şöyle oku metni. Her noktadan noktaya bir çizgi koy. Ondan sonra. Çünkü her noktaya kadar bir iki bilgi vardır. İlişkilendirmeni yap. Var mı yok mu? Emin olduğun seçeneği ele. Emin olmadığın kalsın bir. Düşün. Paragrafta cevap vardır muhtemelen. Tamam, bu şekilde çözüyoruz. Seni çok çok seviyorum. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var. YouTube kanalımıza abone olmayı unutma. Videoyu beğenmeyi unutma. Yorumları da okuyorum burada. Yorumlara da çökün. Biz ne yapacağız? 5. ünitede seninle beraber ekonomi konusunu işleyeceğiz. Şimdilik hoşça kal.